Efendim merhaba. Gerçekten de muhteşem bir gün. Şöyle muhteşem bir gün. Ben bildiğiniz gibi Sivas'ta gurur duyuyorum. Sivas'ta yaşayanlarla gurur duyuyorum. Ve çok değerli bir konuk geldi buraya. Bitki ve güzellik uzmanı. Gerçekten de Türkiye'de söz sahibi, Avrupa'da söz sahibi bir konuğumuz var. Sivas'a ilk gelişlerini söylediler. Van'da doğmuşlar kendileri. Ve Sivas'ı önemsediğini vurguladı kendisi. Efendim merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldik buraya Sivas'a. Evet, hoş geldiniz. İlk gelişiniz efendim. Evet. Evet, size röportaja geçmeden öncelikle Fatma Ökten hanımefendiyi rahmetle anıyorum. Evet. Ben buraya gelmeden sizi okudum. Evet. Gerçekten de muhteşem bir çizginiz var. Yani kadının güzelleşmesi açısından, sağlıklı olması açısından çok önemli şeylere imza atmışsınız. Bir de sizin ağzınızdan kısaca sizi tanıyalım. Bir de ilk başta sormuştum size, Sivas'a ilk mi geldin? Sivas hakkında da değerlendirmenizi alacak. Merhaba. Sivas'ı çok beğendim. Benim manevi oğlum var, Fuat Dinç Yılmaz. Biz birlikte iş ortağıyız diyebilirim. Kendisine çok güvenirim. O yüzden hiç düşünmeden geldim buraya. Ben 45 yıldır bu meslekteyim. Türkiye'nin ilk lokman hekimi anneannemdi. Sonradan evet, sağ olun, Allah rahmet etsin. Çok şey öğrendim. Derdi ki bilgi paylaştıkça çoğalır ve bilginin sadakasını verin derlerdi. Yani biz bu işi ticarete dökmedik. Sadece bilgimiz kani gibi yıllardır televizyondan, gazete köşemden, bu 7. kitabım, 7 tane kitaptan insanlara ulaşmaya çalıştım. İnşallah herkese faydalı olduğuma inanıyorum. Tabii biz yaş olarak çok ilerledik. İnşallah bundan sonra insanlar daha sağlıklı, daha mutlu ve huzurlu. Ama Sunay Hanım, bir de pardon. Evet. Ama gönlünüzün güzelliği teninize vurmuş gerçekten. Yani yıllar sizi yıpratamamış. Neden yıpratamamış? Çünkü kalbiniz temiz, evet. İnsanlara emek vermişsiniz, evet. Onların ruh durumlarını düzeltmişsiniz. Dolayısıyla size yansımış bu olay. Şimdi annenizi hatırlıyorsunuz değil mi efendim? Anneannemle uzun süre yaşadım. Yaşadınız, evet. Çünkü anneannem 110 yaşında öldü. Ve onun çok fazla bilgisi vardı. Ve çok eskiden bu kadar ilaç, teknoloji yoktu yani bizim eski zamanlarda. Yani siz de bizim jenerasyonumuzsunuz. Son 50 yıldır ilaç sektörü ilerledi. İşte hekim eskiden Van'da doktor bile yoktu. Ama biz lokman hekimler her zaman ücret almadan insanlara faydalı oldu. Evet. Efendim o zaman siz doğayı da seviyorsunuz. Ben doğayı çok seviyorum. Çünkü yani bitkisel ilaçlarda da evet. Ben bitki uzmanıyım. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi ile çalışıyorum. Orada da bitkisel ağırlıklı ürünler yaptım. Aynı zamanda bir kozmetik markasının sahibiyim. Franchise veriyorum. 20 tane yerim var. Giderek de çoğalıyoruz. İnşallah Sivas'ta da çok yakın bir zamanda açılacağız. Başka bir yerde, üniversiteye doğru. Hayırlısı olsun. Önemli olan insanlara faydalı ve mutlu, huzurlu. Sağlık olmadan gerçekten güzellik olmuyor. Eğer sağlıklıysak, huzurluysak güzellik de arkasından geliyor. Evet, ama biraz evvel vurguladığım gibi gerçekten de yüreğinizin temizliği yüzünüze olmuş. Şimdi bir de efendim siz Van'da yaşadınız, doğayı seviyorsunuz. Vadilerde mi, yoksa yamaçlarda mı, yoksa dere kenarlarında mı en böyle şifaya yatkın otlar yani? Vallahi ona dağdan gelen suyu içeceksiniz. Dağdan gelen suyu içeceksiniz. Ama maalesef şişeler